Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle Günay Yayınları 6. sınıf Bumerang serisi ile dersimize devam ediyoruz. 4. ünite kavratan testler 1'deyiz. 1. sorumu büyütüyorum. Yukarıda 4 arkadaşın sahip olduğu misket sayıları verilmiştir. Bu 4 arkadaşın ortalama misket sayısını istiyor. Ortalamayı bulabilmek için bize verilen verileri toplayacağız ve de veri sayısına böleceğiz. Verileri toplayalım. Bu verilerin toplamı 104 yapar. Kaç tane veri var? 104 tane pardon, 4 tane veri var. 104'ü 4'e bölüyorum ve ben buradan ortalamayı 26 olarak buluyorum. B şıkkımı işaretledim. Yukarıda verilen sayılardan hangisi çıkarılırsa grubun aritmatik ortalaması değişmez. Arkadaşlar aritmatik ortalamanın değişmemesi için çıkardığımız sayı ortalamaya eşit olması gerekiyor. Dolayısıyla ilk önce ortalamayı bulalım. Bize vermiş olduğu verileri toplayalım. Buranın toplamı 70 yapar. Kaç tane veri var? 5 tane var. 70'i 5'e bölüyorum. Böylelikle aritmatik ortalamayı 14 olarak buluyorum. Yani buradaki 14'ü çıkarırsak arkadaşlar grubun yeni oluşan grubun aritmatik ortalaması değişmez. Geliyorum C şıkkımı 14'ü işaretliyorum. A doğal sayısı yukarıdaki veri grubunun en büyük sayısıdır. Bu veri grubunun açıklığı 25 olduğuna göre ortalaması kaçtır demiş. Arkadaşlar şimdi ilk önce biz A'yı bulalım. Açıklığı nasıl buluyorduk? Açıklık en büyük sayıdan en küçük sayıyı çıkararak. En küçük sayımız bunu bilmiyoruz. En büyük sayımız arkadaşlar A'ymış açıklığı da bize 25 olarak vermiş. Şimdi A'yı A'nın en büyük sayı olduğunu biliyoruz. Buradan bakarak en küçük sayımızı bulabiliriz. En küçük sayımız da olmuş. Yani biz A'dan 10'u çıkararak 25 bulmuşuz. A bize buradan 35 olarak geliyor. A'yı 35 olarak bulduk. Şimdi verilerimizi yazalım. 27, 10, 30, 3 20 5 35 Bizden ortalamayı istediği için bu verileri topluyorum arkadaşlar. Burayı ben topladığım zaman 130 olarak buluyorum. Toplamda 5 verim olduğu için 130'u 5'e bölüyorum ve de ortalamayı 26 olarak buluyorum. Yaş ortalaması 13 olan 7 kişilik bir grubun yaşları toplamı kaçtır? Arkadaşlar şimdi biz ortalamayı nasıl buluyorduk? Toplam bölü veri sayısı. Veri sayısı 7. Toplam bölü veri sayısı bize ortalamayı veriyordu. Yani 13'ü vermiş. Burada toplamı bulabilmek için 13 ile 7'yi çarpmam lazım. Ben buradan çarptığımda toplamım 91 olarak geliyor. B şıkkımı işaretledim. Yukarıdaki tabloda verilen 6 kişinin yaş ortalaması 27 olduğuna göre Tarık'ın yaşını istiyor benden. Arkadaşlar ilk önce biz yaşları toplamını bulalım. Toplamını bulabilmek için ortalamayı ve de veri sayısını kullanacağım. Biz ortalamayı bulurken ne yapıyorduk? Toplamı veri sayısına bölüyorduk. Toplamda kaç veri var? Yani kaç kişi var? 6. Toplam bölü 6 27 27'ymiş. Buradan toplamı bulabilmek için 27 ile 6'yı çarpacağım. Toplam 162 olarak geldi. Yani bu 6 kişinin yaşları toplamı 162'ymiş. Şu anda bize 5'ini vermiş. Bu 5'ini toplayalım. 2 artı ya da direkt arkadaşlar şurada toplayalım. Direkt burada topladığımız zaman 122 olarak bulacağız. Tarık'ı bulabilmek için 162'den 122'yi çıkarıyorum. Ve de Tarık'ın yaşını 40 olarak buldum. C şıkkımı işaretledim. Devam edelim. Veri grubunun açıklığı 16 olduğuna göre K'nın alabileceği değerler toplamını istiyor arkadaşlar. Şimdi biz K'nın ortalarda bir değer olduğunu varsayalım ilk önce. Yani K ne en büyük değer olsun ne de en küçük değer olsun. Açıklığı bulabilmek için bakın buradaki en büyük değer 20, en küçük değer 6. 20'den 6'yı çıkardık 14. Burası sağlamadı. Yani arkadaşlar K bizim ya en büyük değerimiz ya da en küçük değerimiz. Birinci ihtimali göz önünde bulunduruyorum. En büyük değer olduğunu düşünelim. K'dan. K en büyük değer ise en küçük değer hangisi olur? 6. K'dan 6'yı çıkarıyorum. Bu aradaki farkın 16 olması gerekiyor. Çünkü açıklık 16'ymış. K buradan 22 olur. İkinci ihtimali bakalım. Bu defa da en küçük olsun K. K en küçük ise en büyük değer hangisi? 20. 20'den K'yı çıkarıyorum ve de aralarındaki fark 16'ymış. K buradan 4 olarak geldi. Yani arkadaşlar K ya 22 değerini alabilir ya da 4 değerini alabilir. Bunların toplamı da 26 olarak geldi. A şıkkımı işaretledim. Bir öğrenci yeni aldığı soru bankasından günde 60 soru çözerek soru bankasını 12 günde bitiriyor. Aynı kitabı alan arkadaşının 10 günde bitirmesi için günlük ortalama kaç soru çözmesi gerekir? Arkadaşlar şimdi ilk öğrencimiz günde 60 soru çözerek 12 günde bitiriyor. 60 çarpı 12'den toplamda 720 sorudan oluştuğunu buldum. İkinci öğrenci ise 10 günde bitirmek istiyor. 10 günde bitirmesi için günde ortalama kaç soru çözmesi gerekiyor? 720'yi 10'a bölüyorum ve de günde ortalama 72 soru çözmesi gerektiğini buldum. Sayfamı temizleyip devam ediyorum. Yukarıda 4 arkadaşın boy uzunlukları verilmiştir. Boy uzunluklarının açıklığı ve ortalamasının toplamı. İlk önce arkadaşlar açıklığı bulalım. Açıklığı nasıl buluyorduk? En büyükten en küçüğü çıkararak. En büyük 1.45 En küçük 1.10 Aralarındaki fark 0 tam %35 olarak geldi. Bu bizim veri grubumuzun açıklığı. Şimdi ortalamayı bulacağım. Toplayalım. 1.25 artı 1.45 artı 1.20 artı 1.10. Buranın toplamı 5 yapar. Kaç kişi var? 4 kişi var. 5'i 4'e bölüyoruz arkadaşlar ve de ortalamayı 1.25 olarak bulduk. Açıklık ile ortalamanın toplamını istiyordu. 0 tam %35 ile 1 tam %25'i topluyorum. Burası 1 tam %60 olarak geldi. D şıkkımı işaretledim. Devam ediyorum. 3 arkadaşın 3 yıl önceki yaşları ortalaması 15'tir. Bu 3 arkadaşın 3 yıl sonraki yaşları toplamını istiyor arkadaşlar. Şimdi ilk önce 3 yıl önceki yaş ortalamasına bakalım. Toplam bölüm. Toplam 3 arkadaş olduğu için veri sayısını 3'e yazıyorum. Burası 15'miş. Hangi sayıyı 3'e bölersek 15 yapar? 3 ile 15 çarpa çarparak bu sayıyı 45 olarak buluyorum. Yani 3 yıl önceki yaşları toplamı 45'miş arkadaşlar. Kaç kişiler? 3 kişiler. Kaç yıl sonra? 3 yıl sonra. 3 çarpı 3'ten Toplam yaş sayısı 40, 45. Bu 9 artacak. 45 artı 9'dan 54 oluyor arkadaşlar. Bu şu anki yaşı. Neden? Çünkü üstte belirttiği durum 3 yıl önceki durumdu. Biz şu ankini bulduk. Peki bizden neyi istiyor? 3 yıl sonrakini istiyor. Yine aynı şekilde 54'e 9'u ekliyorum. Burası 63 olarak geliyor. Yani arkadaşlar 3 yıl önceki 3 arkadaşın yaş ortalaması 15 ise 3 yıl sonraki yaşları toplamı da 63 olur dedik. D şıkkımızı işaretledik. Devam edelim. Yukarıdaki grafikte bir arkadaş grubunun kütleleri verilmiştir. Bu arkadaş grubunun kütlelerinin açıklığını istiyor. Arkadaşlar açıklık dediğimizi nasıl buluyorduk? En büyükten en küçüğü çıkararak en büyük 60, en küçük 25 aralarındaki fark 35'tir. Yani açıklığı 35 olarak geldi. 11. soruma geldim. Sayılarının aritmatik ortalaması 12 olduğuna göre eksi istiyor. Aritmetik ortalamayı nasıl buluyorduk? Verilerin toplamı bölü veri sayısı. Kaç tane veri var arkadaşlar? 6. Burası 12'ye eşitmiş. Toplamı bulabilmek için 6 ile 12'yi çarpıyorum. 72. Peki bana verdiği 5 verinin toplamı kaç arkadaşlar? 49. 72'den 49'u çıkarıyorum ve bana verilmeyen 6. veriyi 23 olarak buluyorum. D şıkkımı işaretledim. Devam edelim. Aşağıdaki grafikte bir sınıftaki öğrencilerin matematik yazılısından aldığı notlar verilmiştir. Grafiğe göre sınıfın not ortalamasını istiyor. Arkadaşlar bir notunu alan bir kişi var. Bir diyoruz artı. 2 notunu alan 2 kişi var. Yani 2 çarpı 2 artı 3 notunu alan 4 kişi var. Yani 3 çarpı 4 artı 4 notunu alan 6 kişi var. 4 çarpı 6 artı 5 notunu alan 7 kişi var. 5 çarpı 7. Toplayalım şimdi. 1 artı 2 çarpı 2. 4 artı. 3 çarpı 4 arkadaşlar 12 yapar artı. 4 çarpı 6 24 yaptı. 5 çarpı 7 35 yaptı. Şimdi 1 ile 4'ü topladım 5. 5'e 35'e ekledim 40. Burası 40 oldu. 40 buraya yazalım. Bunlar gitsin. 12 ile 24'ü topladım. 36. Yani buranın toplamı 76 olarak geldi. Toplamda kaç öğrenci var? 1 artı 2 artı 4 artı 6 artı 7. Toplamda 20 öğrenci var. Ortalamayı bulabilmek için 76'yı 20'ye bölüyorum. Ve de ortalama 3 tam %80 olarak geliyor. D şıkkımı işaretledim. Sayfamı temizleyip 13. soruma geçiyorum. Bir okulun 6A sınıfında 20 kişi vardır ve kütleleri ortalaması 45'tir. 6B sınıfında ise 30 kişi vardır ve kütleleri ortalaması 42'dir. Bu iki sınıfın kütleleri ortalamasını istiyor. İlk önce arkadaşlar 6A sınıfının kütleleri toplamını bulalım. Ortalamayla kişi sayısını çarpıyorum. 45 çarpı 20'den 6A sınıfındaki kişilerin kütleleri toplamını 900 olarak buluyorum. Şimdi 6B'ye geçelim. Aynı şekilde ortalamayla kişi sayısını çarpalım. 42 çarpı 30. 1260 yaptı. Bu ikisini toplayalım. 1260 artı 900. Burası 2160 yapar. Şimdi arkadaşlar bu iki sınıfın ortalamasını istediği için 2160'ı biz kaça bölüyoruz? 20 artı 30'dan 50'ye bölüyoruz. Burası bana 43 tam 10'da 2 olarak geldi. B şıkkımı işaretledim. Sayfamı temizleyip son soruma geçiyorum. Yukarıdaki tabloda bazı sayılar ve açıklıkları verilmiştir. Üçgen artı kareyi istiyor arkadaşlar benden. İlk önce üçgene bakalım. 9 3 5 9 14 99. Buradaki en küçük sayım 3, en büyük sayım 99. Üçgeni bulabilmek için bunların aralarındaki farkı bulacağım. Buradan aralarındaki fark 96 oldu. Yani üçgen 96'dır. Gelelim bu ikinci satırda yazan verileri yazalım. 10 20 50 96 88. Kare buranın açıklığını gösteriyor. Açıklık için en büyük sayı 96, en küçük sayı 10. 96'dan 10'u çıkarıyorum. 86 olarak geldi. Yani karem arkadaşlar 86, üçgenimde 96 Bunların toplamını istiyoruz. 80 artı 6 96'dan cevabım 182 olarak geldi. C şıkkımı işaretledim. Böylelikle arkadaşlar videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.